Dün CHP'li bir eski bakan dedi ki, türban dedi bir ideolojik simgedir dedi. Hakim dedi eğer türbanlıysa dedi, ben dedi onun vereceği karardan şüphe duyarım, adil olacağına inanmam dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir ideolojik sebep olabilir ki? Ben şimdi her şeyi siyasete alet edebilirsiniz. Siyasete istediğiniz görüşü yani türban dışında da açık bir saçlıyken bile ya da ben bir siyasi görüşümü etkilemek için illa bunu türbanla belirtmem. Bunu bir şekilde belirtirim. Yani şöyle sorayım size. Sizin için inancınız hayatınıza yansıtmakta özgürsünüz buna. Tabii. Peki bu sizin adil bir karar vermenizde engel midir? Değildir, kesinlikle değildir. Siz bir ateistin, bir hakimin karşısına çıktınız. Bir ateist olduğunu öğrendiniz. Onun vereceği karardan şüphe eder misiniz? Etmem çünkü o değer yargıları farklı. Şimdi ceza kanunu belli. Evet. Başörtüsü olsa da olmasa da kararı neye göre verecek? Yasadaki maddelere göre verecek. Yani bu başörtüsü ne kadar etkileyebilir ki? Hakimlerin bir karar esnekliği var. Burada onu göz ardı etmek yanlış olur ama onların temelde hakim yine tek başına karar vermiyor. Yanında yine hakimi denetleyen danıştığı ve yasaya göre belirlenen bir şey var. Yani bu türbanla alakalı bana çok saçma geliyor. Yani sadece türban için söylemiyorum bunu. Kel biri bile olsa atıyorum, peruklu bile olsa, saçlı bile olsa karar verecek olan onun başındaki şey değil, önündeki yasaya bağlı olan kurallardır yani. Her türbanlı ya da her kapalı insan aynı görüşe mi sahiptir? Değildir. Ama türbanın siyasetle alakası olduğunu düşünmüyorum. Bak şöyle bir şey olabilir. Kişi takıyordur. Evet. Ben bunu dini inancım gereği takıyorum diyordur ama dinini doğru yaşamadığı için absürt şekillere bürünmüş olabilir. Bak ben ona o konuda belki bu CHP'li şahsın fikrine katılıyor olabilirim. Çünkü mesela bir modacı vardı. Eğer ki Kur'an'daki gerçek tesettürü uygularsak şu an kendimi ben tesettürlüyüm diye inanan kişilerin hepsi bile hani Kur'an'a göre yargılarsak şüphe etmelidir diyor yani. Bu konuda belki haklı olabilir ama türbanın yasaya, hakimin kararlarına kadar etki edeceği bana biraz saçma geliyor yani. Sizce bu şahsın söylediği sözlerin toplumda bir karşılığı var mı? Onunla aynı fikirde olan insanlar toplumda bir çoğunluğu temsil ediyor mudur sizce? Çok değilse bile bir kısım mutlaka karşılık veriyordur. Ama bence yok yani, yanlış bir fikir, yanlış bir karar. Bunu sadece dediğim gibi illa türban olarak değerlendirmemek lazım. Ne olursa olsun oradaki açık, peruk, kapalı. Çünkü ya mantıksız, önünde bir yasa var, bir kural var. Ona göre bir karar verecek yani, ne alaka şimdi yani. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir başka soru sorayım. Ekonomiden memnun musunuz? Nasıl idare edebiliyor musunuz? Yani şimdi açıkçası çok kötü demiyorum. Çünkü şöyle baktığımız zaman şahsi gelirleriniz, geçiminiz mi yoksa toplumu mu? Toplumdan ziyade ülke olarak. Çünkü şu an bir pandemi sürecindeyiz. Evet. Yani şu an en mükemmel, en Avrupa, özenilen Avrupa bile şu an kıvranıyor. Bunu herkes biliyor. Ekonomi iyidir, kötüdür tartışılır ama pandeminin dünyada büyük bir etkisi var. Bunu da biliyorum. Benim şuradaki görüşüm net olarak söylüyorum. Türkiye, en basit örneği veriyorum. Bundan 3-5 yıl önce Fransa'da bir stadın çıkışında bir bomba patlamıştı. Evet. Yani bir bombada bile Fransa'nın o günkü borsası alt üst oldu. Tüm Avrupa teyakkuza girdi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu zamanlardan bahsediyorum. Fransa'da bomba. 6-7 yıl önce falan bir muhabbet olmuş. Hatta herkes başsağlığına geçmiş olsun falan gidip topluca resimler falan çekilmişti. Evet. Davutoğlu'nun arka planda kaldığı bir foto. Bayağı bir şey olmuştu. Kefter falan da dönmüştü. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Türkiye, bak Fransa'daki bir bomba ne kadar ekonomiyi etkiliyor, ne kadar her şeyi alt üst ediyor. Türkiye, bombalar sürekli patlıyor. Yani en yakın benim hatırladığım HSBC binası falan patlatılmıştı. 2004 yılı o. Gerek Güneydoğu'daki olaylar, ne diyorlardı ona? Hendek olayları. Hendek olayları olsun, Suriye sınırı olsun, Irak sınırı olsun. Yani bizim üç tarafımızda savaş içerisindeyiz bir. Yani bu her babayiğidin karşı çıkacağı bir şey de değil. Bu bile ekonominin çok büyük anlamda ters olmasına yeterli bir sebep benim için. Ama şöyle bir durum yok mu yani? Bütün komşularımızla düşman hale geldik. Burada da hükümetin hiç payı yok mu sizce? Olabilir. O konuda haklısınız ama işte şöyle söylüyorum. Gerek mavi vatan stratejimiz olsun, gerek Lübnan'daki jeopolitik öneminden dolayı bizim oradaki varlığımız olsun. Yani Türkiye birçok sahada olmak istiyor. Birçok yani ordu demek masraf demek, haklısınız ama biz inanın şimdi tüm diyelim ki her yerden de ordularımızı toplayalım, kendi sınırımızı içeride duralım, kimse bize karışmasın desek bile
Ben inanıyorum ki mutlaka bir şey olacak. Her devletin bir diğer devletle ilgili olumsuz planları vardır. Kimse, hiçbir devlet diğerinin iyi olmasını istemez zaten. Orada hemfikiriz ama bizim kendi üzerimize düşen sorumlulukta mesela biz üretim kaynaklarımızı, üretim tesislerimizi arttırdık mı? Biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi bir gayrimenkul serüveni oldu ve şu an battı. Yani bunun yerine yani betona yatırmak yerine acaba üretim tesisleri açsaydık, yüksek teknolojiye yatırım yapsaydık, her şeyi bırakın. Tarıma yatırım yapsaydık. Bugün ithal eden bir ülkeyiz. Evet. Bunları sorumluluğu hükümette değil midir? Hükümeti olabilir ama hükümetler genelde mevcut sistemi devam ettiriyorlar. Burada biraz sistemden kaynaklı bir durum. Sistemle en büyük mücadeleyi Erdoğan var. Şimdi şöyle bir şey var. Ben çiftçiyim. İşte diyorum ki sabah kalkacağım, toprakla uğraşacağım, işte ellerim nasır tutacak, bir sürü iş yapacağım, bana getirecek para atıyorum ne kadar? Örnek veriyorum 100 lira yatırdıysam yıl sonunda 150 bin lira para alacağım diyor değil mi? Ama aynı çiftçi için rakamlar varsayımlarda bulunuyorum. Ben bu parayı faize yatırsam ne bu kadar yorulacağım ne de erken kalkmama gerek var. Çok güzel bir örnek verdiniz. Peki bu faizi belirleyen yine hükümete bağlı Merkez Bankası değil mi? Evet. İşte yani öyle bir sistem ki yani Türkiye ben bu sistemden çıkıyorum dese de çıkamıyor. Çünkü belden aşağı girmiş durumdayız. Yani minimum zararla bu çarkı çevirme şey. Yani hükümetin kesinlikle bu konuda şey var diyorum. Yani sorumluluğu var. Ama sistem öyle bir kurulmuş ki vakti zamanında. Yani bundan 20 yıllık bir süreç değil de daha geriye doğru gidersek. Birazcık kolaya kaçmak gibi değil mi sizce? Yani 19-20 yıldır bir mücadele veriliyor. 2008'e kadar da gayet iyiydi bu. Yani 2008'e kadar iyiyken nasıl bu kadar kötü olabildik? Yani sarayın masraflarını göz önünde bulundurduğunuz zaman, efendim örtülü ödeneği göz önünde bulundurduğunuz zaman, her şeyi bırakın. Faize giden 492 milyarı göz önünde bulundurduğunuz zaman yani birazcık kolaya kaçmak olmuyor mu sizce? Doğru, kolaya kaçmak oluyor. O zaman her hükümete ya onlar da sistemle mücadele etti, kaybettiler deyip o zaman hepsini suçsuz ilan edelim. Mantıklı ama gerçekten de öyle. Şimdi ben inanıyorum ki yani bu A partisi B partisi de değil. Yarın bu hükümet öyle ya da böyle gittikten sonra gelen hükümetin de çok farklı bir şey yapacağına inanmıyorum ben yani. Çünkü kurulu bir düzenin devamını sağlıyoruz. Yani düzen dediğimiz şey zaten değiştirmeye çabaladığımız şey değil mi? Şimdi örnek veriyorum. Biz şimdi yarın diyelim ki biz topyekun stratejimizi değiştiriyoruz. İşte dediğiniz gibi betonlaşmayı bırakalım. Bütün ekonomimizi silah sanayisinden ziyade tarıma yatıralım desek bile ondan emin değilim ama düzelemez mi? Yok çünkü tohumlarımız bile yok artık yani. Yerli tohumlarımız az çok şey yapılmaya başlandı. İşte bu da çok uzun bir zaman alacak. Yani hiç başlamamaktan daha mı iyidir kabul etmek? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yok doğru söylüyorsunuz ama tarımda bir yatırım yaptığımız zaman toprağa yeşillendirdiğimiz zaman hangi dış ülke gelip de bize sen bunu yapamazsın diyebilir? Kimse diyemez. Yok. Bugün dışarıya bağımlıyız çünkü tarımda. Evet. Yani bunu çözdüğümüz zaman bile bizim ülkemizin ekonomisi tarım alanındaki o ithalattan kurtulmuş olacak. Çok ciddi bir kazanım elde edeceğiz. Evet. Yani teknoloji, yüksek teknolojiyi boş verin. Sadece tarım. Yani toprağa ektiğimiz bu tohumdan. Zaten dünya konjektürü de bu an şeye doğru yöneldi diye biliyorum. Tarım. Korona ile beraber biliyorsunuz bir hemen şey başladı. Toprakları bir ekelim, kendi tarımımızı evet. üretelim. Çünkü dışarıdan bize vermemeye başladı. Evet, işte burada siyasetin hatası olduğuna hemfikiriz. Çok geç değil ama benim endişem şu işte. Yani bu biraz partiyle mi ilgilidir yoksa gerçekten milletin kolayına mı geliyor, işine mi geliyor bilmiyorum ama bu dediğinizde katılıyorum ama eskisi gibi olacağına da inanmıyorum yani. Düzelmez miyiz ya? Düzelmez diyorum ya. Daha mı kötüye gideriz? Daha kötüye gider. O zaman ne yapacağız? Ülke batıyor yani. Bunun kurtuluşu yok mudur? Ülkeyi kapatıp gidecek miyiz? Ne yapacağız? Ülkeden ziyade dünya batıyor. Hani bu korona virüsü belki biraz şey gibi gelebilir. Hani sosyal medyada biraz hani komplo teorisyenleri falan çok konuşuyor ama yani yeni dünya düzeni değil de yani bir şeye evrildiğimize inanıyorum yani. Çünkü daha dün Dünya Sağlık Örgütü bile bu daha bir başlangıç. Daha tehlikeli durumlara hazırlıklı olalım gibi bir şeylerden bahsettik. Her yüzyılda böyle bir vaka yaşanıyor. 1900'lü yıllarda veba salgını vardı. Milyonlarca insan vebadan öldü. İspanyol gribi ona keza yaşandı. Ve toplumlar aslında bu şekilde evet sıkıntılar yaşadı. Ama mesela Almanya, 45'te yerli eksen olan Almanya bugün dünyanın en büyük 3. ekonomisi. Şöyle bir şey, aşı muhabbetine gelirsek. Aşıla bile markalaştı.
en basit örneği Trump bile dedi ki Çin'in aşısına güvenmeyin, benim aşıma güvenin. Rus dedi ki 12'nden kötü benim aşıma güvenin. Şimdi böyle bir işi maalesef hani insan sağlığını düşünmekten ziyade paraya dökülme muhabbeti de var. Şimdi her zaman derler ya virüs laboratuvardan mı çıktı, doğal yollardan mı çıktı bilmiyorum ama aşıyı kim bulursa virüsü de o yaymıştır diye bir muhabbet de var. Yani ben burada da yine bir para kazanma faktörü olduğuna inanıyorum. Şunu merak ediyorum. Türkiye Çin aşısı geldi. Siz bir vatandaş olarak aşı vurdurmayı düşünüyor musunuz? Burada kendi Türk yani hekimlerimize güvenmek istiyorum, zorundayım. Eğer ki gerçekten yani işin şeyi bir yana stratejik yani Çin sonuçta bir taraf, Amerika bir taraf. Biz Çin aşısını seçerek bile aslında bir taraf yani bir strateji belirlemiş oluyoruz. Umarım ki bu politik değildir. Yani eğer ki bilim kurulu, sağlık bakanı çıkarsa evet ben bunun kefiliyim vurun derlerse ben tabii ki ülkeme güveniririm. Vururum. Ama gönüllüyse ki tabii ki kendi aşımızı kendimiz yapalım. Kötüyse de kendi aşımızı ölelim ya da kendi... Şunu söyleyeyim. Dün akşam A Haber'de Çin Büyükelçisi konuştu. Dedi ki Çin'in aşısı Sinovac dedi. Çin'de henüz dedi acil durumlar dışında yapılmıyor dedi. Üçüncü faz bizde uygulanmadı dedi. Evet. Ve Türkiye üçüncü fazın uygulandığı ülkelerden biriymiş. Bunu da söyledi. Yani Çin'de bile yasak olan bir aşının Türkiye'de kullanılması sizi tedirgin ediyor mu? Ediyor tabii ki. Ama şimdi benim için kriter kim? Sağlık Bakanı. Şimdi Sağlık Bakanı bu sağlık sektörünün en başındaki adam. Sonuçta onun altında bir oluşturmuş bir kurul da var. Şimdi onlar vurmalısınız diyor. Ben bir vatandaş olarak yok lan yalan söylüyorsun bunda bir şeylik var diyecek durumda değilim. Yani o vasıfta değilim ama ne bileyim bir gerçekten enfeksiyon hastalıkları uzmanı olsam eğer şartlarım da varsa kendim de bir araştırmaya girerim. Ama şu an bana hükümet vur derse mecbur vurmak zorundayım. Çünkü vurulmadığı zaman bile ayrı bir yatırımlar olacağıyla ilgili bir şeyler de konuşuluyor. İşte barkod sistemine aşı olanlar çıkacak çıkmayacak gibi muhabbetler de var. Biraz da zorunda bırakılabilir. Sağlık Bakanı'nın hastalık ve vaka diye ayırımını duymuşsunuz. Evet. Yani bu bile sizde bir tereddüt uyandırmadı mı? Uyandırdı. Yani orada Bile bir şüphe varken ilaç konusunda tereddüt. Haksız değilsiniz. Kesinlikle doğrudur. Ben %100 güveniyor muyum? Hayır. Zorunda olduğum için vururum diyorum yani. O da çünkü başka çare yok. Ya vuracağız. Vuran çıkacak, vurmayan çıkmayacak derlerse ne yapacaksın? Çıkacağım lanet olsun diyeceksin yani.